Ondan sıkıntı yok. Ayrıca inşaat arka tarafta ya, o arkadaşlar öncelikle merhabalar, teşekkür ederiz ilginizden dolayı. Ama biliyoruz ki bu ilgi şahıslara değil, bu ilgi yükselen, yücelen, büyüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin marka projelerine olan ilgi ve bugün gerçekten devasa bir proje, marka bir projedeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte projede incelemelerde bulunduk, briefingler aldık. Elbette ki masa başında da projelerle ilgili bilgi alıyoruz ama yerinde inceleyerek bilgi almak, kendi gözünüzle görmek, daha sonra da karar süreçlerini gördüğünüzle değerlendirip karar vermek herhalde şantiyeciliğin en güzel tarafı. Dolayısıyla bu cümleden hareketle bugün buradayız. Sizlere de, özellikle yüklenicilerimize de, mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Ancak ne yazık ki bugün üzüntülü bir ortamda böyle bir ziyarette bulunmak zorunda kaldık. Terör belası, dış güçlerin, dış mihrakların buradaki maşaları dün İstanbul'da canımızı acıttılar. 7 şehidimiz olmak üzere 11 tane kaybımız, 11 tane canımızı kaybettik. Bugün aynı şekilde Midyat'ta yine bir terör saldırısı oldu. Orada da yine 3 canımızı kaybettik. Şehidimiz var. Ama herkes şunu bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti büyüdükçe, Türkiye Cumhuriyeti güçlendikçe, Türkiye Cumhuriyeti büyük projeleri yaptıkça bunları istemeyenler, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler maşaları kullanmaya devam edeceklerdir. Biz 78 milyon yek vücut, tek vücut olarak terör belasının üzerinden her zamankinden daha güçlü mücadele ederek geleceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz, yaralılarımıza şifalar diliyoruz, onların ailelerine sabırlar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 78 milyonun hepsinin başı sağ olsun diyoruz. Bu acıyı paylaşmak istiyoruz. Ve bu cümleden hareketle şunu söylemek istiyorum ki, Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, büyüyen Türkiye'yi istemeyenlerin yegane sebebi işte içinde bulunduğumuz Yeni İstanbul Havalimanı da dahil büyük projelerin Türkiye'ye kazandırdıklarını engellemek, bunun önüne geçmekti. Ve biz bugün özellikle de bu acımızın olduğu günde bu şantiyeye geldik. Bunun bir başka anlamı, bir başka mesajı var. Herkese inat, her şeye inat, Türkiye Cumhuriyeti büyük projeleriyle birlikte büyümeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti her ortamda yatırımlarını yapmaya, insanının refah seviyesini yükseltmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve onun yol arkadaşı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bize gösterdiği hedefler çerçevesinde biz ister Ulaştırma Bakanlığı'ndaki bütün paydaşlarımız, arkadaşlarımız olsun, ister bu tip projelerin çözüm ortağı olan yüklenicilerimiz olsun, bu projelerle birlikte daha büyük projeleri yapacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir gurur projesindeyiz. O gurur projesi ki yılda 150 milyon yolcu taşıyacak. 150 milyon yolcuya hizmet edecek. Ve 150 milyon yolcuya hizmet edecek bu devasa proje gerçekten yolcusunun, müşterisinin refahını üst düzeyde düşünen, tutan bir proje. Dolayısıyla 150 milyon kişinin yılda rahat ederek bu havalimanından yolculuk yapmasını sağladığımız gibi bu havalimanı gerektiğinde 200 milyon kişiye hizmet verebilecek kapasitede bir havalimanıdır.
O yüzden biz bu liman bittiğinde dünyanın en büyüğü olacak diyoruz ama sadece 150 milyon olarak düşünmeyin. 200 milyon olduğunu düşünerek de kıyaslayın lütfen. O yüzden inşallah dünyanın her yerinde, her yerine transit uçuşlar dahil, yurt dışı uçuşlar dahil bir hub port olacağız. Havacılık üssü olacağız. Türkiye Cumhuriyeti son 14 yılda AK Parti ile kat ettiği mesafe havacılıkta herkesin malumu. Sadece Atatürk Havalimanı değil, Sabiha Gökçen değil, İzmir Adnan Menderes'te Antalya ile birçok havalimanımızla kapasitenin üzerinde iş yapar hale geldi. Ve yetmez oldu. Yetmeze çözüm anlamında bu havalimanı düşünüldü. Bu arkadaşınız da o mutfakta vardı. Ama yine dedik ki o da değil. Gelecek 50 yılımızı planlamalıyız. 50 yılı planladığımız için 150 milyon, 200 milyonluk bir havalimanı ve o havalimanının terminalinden, diğer mütemmimlerinden bahsediyoruz. İnşallah biz bu projeyle birlikte ülkemizin dünyada daha çok havacılıkta söz sahibi olduğu günleri göreceğiz. Çok uzak değil. Her alanda çalışma var. Yaklaşık 2200'ü ağır iş makinesi olmak üzere 3000'in üzerinde iş makinesi çalışıyor. Ve yine 1500 kişisi mühendis, tekniker, teknisyen veya beyaz yakalı dediğimiz çalışma arkadaşlarımız olmak üzere şu an 14.500 kişi çalışıyor. Ve bu 14.500 kişi 7-24 saat çalışıyor. Vardiyeli usulle sürekli kesintisiz çalışılıyor. Burada adeta bir şehir var. 15.000 kişinin yaşadığı bir şehir var. Ve öyle bir hızla çalışılıyor ki önümüzdeki yıl çalışan sayısı 30.000 olacak. Bu 30.000 çalışanımızla, emektarımızla birlikte inşallah 2018'in başında ilk çeyreğinde bu havalimanına biz artık yolcu getirir, yolcu gönderir ve uçakların adeta birbiri peşi sıra vızır vızır çalıştığı bir havalimanına sahip olacağız. Şu an 1300-1400 uçağın günde uçtuğu havalimanımızı çok büyük addediyoruz. Elbette ki öyle. Ama biliniz ki buranın daha ilk etabında, yani iki pistiyle birlikte açıldığı 2018'de biz 2000 uçakları hedefliyoruz. Ve inşallah tamamı bittiğinde 3000'in üzerinde günde uçak inecek. Ancak sadece uçak sayısı olarak düşünmemek lazım. Özellikle İstanbul Yeni Havalimanı'na A380'lerin, ki bugün dünyanın en büyük uçakları, aynı anda 3 A380'i park edeceğimiz, hizmet verebileceğimiz, burada daha büyük gövdeli uçaklara hizmet verebilir hale geleceğiz. Uçak sayısı arttığı gibi hizmet verdiğimiz uçakların gövde yapısı da bu oranda büyümüş olacak. O yüzden de burası çok çok önemli. Tabii günün bitiminde 6 pistiyle, terminalleriyle, peş peşe açılacak 3 tane terminaliyle ve bunların mütemmimleriyle inşallah dünyada rekor sayılabilecek işleri bu havalimanı gerçekleştiriyor. Yolcu kapasitesi rekor olacak ama inşaat alanı olarak, aynı anda çalışılan alan olarak şu an zaten bir rekor var. Ve yine çalışan sayısı anlamında da bir rekor var. Çalışan iş makinesi anlamında da bir rekor var. Dolayısıyla bu rekorlara imza atan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza müteşekkiriz. Ve çalışma arkadaşlarıma, başta Devlet Hava Meydanları'ndaki çalışma arkadaşlarıma geçmişten bugüne, altyapı yatırımları, karayolları, ki buraya gerçekten destek veriyorlar. Çünkü havalimanı tek başına yapmamız yetmiyor. Bağlantı yollarını da eş zamanlı bitirmiş olmamız gerekiyor. İster devlet yolu, ister otoyolları da eş zamanlı bitirmiş olmamız gerekiyor. Bununla ilgili de her türlü tedbirler alınıyor. Zaten Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne bağlı? Çevre yolları, otoyol bağlantıları da buraya hizmet verecek. Onlar da eş zamanlı bitmiş olacak. Metroları inşallah eş zamanlı bitirmiş olacağız. Dolayısıyla bütün bu işleri yaparken paydaşımız olan çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Ve yine AK Parti hükümetleriyle bir çığır açıldı. Kamu özel sektör işbirliği. Bu aynı zamanda paydaşlık demek. Kamu ne kadar güçlü olursa
özel sektörün de o kadar güçlü olması lazım. Özel sektör ne kadar güçlü olursa kamunun ona ayak uydurur şekilde pratik, çabuk, hızlı karar verebilir hale gelmiş olması lazım. Ki bugün bunun bir sonucunu görüyoruz. Hem kamunun hem özel sektörün başta havacılık sektörü olmak üzere çok iyi iş birliği yaptığını, bunu insanımızın ve ülkemizin hizmetine sunmak adına bu projeyle birlikte taşlandırdığını görüyoruz. Bu yüzden özel sektörümüze de hem dünya çapında yaptıkları projeler nedeniyle eriştikleri kabiliyet ve kapasite anlamında hem de bu kadar büyük bir projede çözüm ortağımız oldukları insanımızın hizmetine Türkiye'deki 78 milyonun gurur duyacağı bir projeyi sunmuş olacaklarından dolayı müteşekkirim. Hepsine teşekkür ederim. Yine Ulaştırma Bakanı olarak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak bu büyük bir projede arkadaşlarımızla birlikte bugün ilk briefingi aldık ve burada bir şeyi daha söylemek istiyorum ki bizim başarımız insanımızı gururlandıracaktır. Nasıl ki bizden önceki abimiz, hamimiz, Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım bu ülke insanını gururlandırdı. Bugün başbakan olarak insanımıza hizmet ediyor. Biz de onun çalışma arkadaşları olarak bugünden itibaren ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında daha büyük projelere imza atacağız. Onlarla birlikte insanımızın hizmetinde olacağız ve insanımız bizim yaptıklarımızla gurur duyacak. Bu konuda hiç şüpheleri olmasın. Çok iddialı bir cümle olabilir ama eğer iddialı değilseniz, eğer büyük hedefler koyamazsanız başarılı olma şansınız yok ve dün eriştiğimiz çıtayı daha yükseğe taşıma şansımız yok. O yüzden biz bütün bu çalışma arkadaşlarımızla, özel sektörle birlikte Türk insanının, hatta Türkiye'den medet uman dünyadaki bütün insanların gurur olmaya devam edeceğiz. Onların gurur duyacağı nice projeleri inşallah insanımızın hizmetine sunacağız diyorum. Bu vesileyle bütün çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız, kısa sürede bu projeyi de bitirerek insanımızın hizmetine sunacağız diyorum. Bu anlamdaki dua ve temennilerimizi de iletmiş olmak istiyorum. Sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ederim. Sayın Bakan, birkaç soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi metro bağlantıları olacak dediniz. Bu senenin başında Gayrettepe'den buraya direkt bir hattın ihalesi yapılacaktı. Hala yapılmadı sene başından. Efendim şöyle, Gayrettepe Havalimanı bağlantı yolu ki 5 tane de istasyonu içeriyor. Gayrettepe kağıt hani üzerinden olmak üzere. Uygulama projeleri bitti. Bir 15 güne kadar uygulama projeleri netleşmiş olacak. Ve ihaleye çıkacağız. Yapım süresi olarak da rekor bir seviyede bitirmek istiyoruz. Çünkü rekor bir havalimanına erişimin de rekor sürede bitmiş metro ve diğer bağlantı yollarıyla sağlanmış olmasını istiyoruz. O konudaki bütün gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Peki efendim, bu konuyla ilgili bir net bir tarih verebilir misiniz acaba? Ne zaman ihaleye çıkar ve ne zaman tam olarak bitirmeyi hedefliyorsunuz? Efendim, bir yaklaşık 15 gün içerisinde uygulama projeleri ve ihale dokümanlarını hazırlıyoruz. Hemen arkasından inşallah ihale tarihi alacağız. Dolayısıyla onlarla ilgili şu an gün söylemek doğru değil. Önümüzde çok dar bir zaman var. Dar zamanda bu takvime uygun bitirebilmemiz adına da bütün adımları hızlı hızlı atıyoruz. Sayın Bakanım, 3. havalimanındayız da vatandaşın şöyle bir tepkisi var. Şimdi biliyorsunuz yüksek sezona girdik. Vatandaş yüksek bilet fiyatlarından çok şikayetçi. Binali Bakanımız zamanında kendisi bir tavan fiyat uygulaması yapmıştı. Sizin böyle bir çalışmanız olacak mı? Efendim, sonuçta biz geldik, yeni bir şey geldi değil. Zaten yürüyen bir sistem, başarılı bir sistem var. Biz o sistemin devam etmesi adına gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz. Tabii ki bilet fiyatlarının belli bir marjda tutulması ile ilgili çalışma var ama sonuçta insanımız da yavaş yavaş artık zamanı doğru kullanarak, zamanı planlayarak biraz daha erken bilet alırsa çok daha uygun olacak. Yani son gün pahalı bilet almak zorunda kalanın biraz daha acil işi olan olması lazım. Biraz insanımızın önceden planlama yapmasını haseten istiyoruz ki uygun bilet fiyatlarıyla uçabilsinler. Dolayısıyla havayolu şirketleri de buna bağlı olarak planlamalarını daha sağlıklı yapabilsinler. Biraz orada bir denge var. O dengeyi gözetmek lazım. Efendim, çok pardon. Şubat 2018'de bir revize olacak mı? Açılış tarihi. Hayır. Şu anki
ilerleme hızıyla bir revize öngörülmüyor. Çünkü planlanan bütün işler, hatta bir kısmında daha da önde gidiyor. Herhangi bir revize söz konusu değil. Sayın Bakan, şu ana kadar yüzde kaçı bitmiştir? Şu ana kadar %27'si bitmiş durumda ama az önce bir cümle söyledim. Sakın doğru orantı yapmayın. Yani şu ana kadar %27 bittiyse, işte %100'e erişmek için şu anki mesafenin, sürenin 4 misli lazım diye düşünmeyin. Çünkü bugün 15 bin kişi çalışıyor, seneye 30 bin kişi çalışıyor olacak. Dolayısıyla iş yaptıkça, alan büyüdükçe daha çok eleman ihtiyacı, daha çok iş makinesi ihtiyacı ve daha çok da hızlanma şansı oluyor bu tip inşaatlarda. Bunu bir üçgen konu gibi düşün. Yani sıfırdan başlıyorsunuz, sonra gittikçe büyüyebilme şansınız var ama başlangıçta birdenbire büyüyebilme şansınız yok. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.